Normalde bu tip olaylara pek müdahale etmek istemiyorum ama yani bu parazit, yani bu kene kirpinin neresinden bakarsanız bakın görülüyor. Yani bu derece rahatsız etmiş ve bu derece büyümüş. Ben buna vicdanen müdahale etmek istedim arkadaşlar. Ve yani parazitlerinden temizledim hayvanı. İsterseniz siz bunu izlerken ben biraz kirpilerle ilgili bir bilgi aktarayım arkadaşlar. Yani kirpiler sırtı dikenlerle kaplı memeli bir hayvandır. Yuvarlak bulunanlara, küçük kulakları ve dışarıya fırlayacakmış gibi duran gözlere sahiptir arkadaşlar. İşitme ve koku alma duyuları oldukça fazla gelişmiştir. Ayaklarında 5 parmak bulunmaktadır. Boyları 10 santim ile 30 santim arasında değişebilir. Ağırlıkları da 400 gram ile 1200 gram arasında değişebilir. Dikenlerinin uzunluğu 2,5-3 santim arasında, çapları yani kalınlıkları ise 2 milime kadar kalınlaşabilir. Bir kirpinin vücudunda ortalama 6000 kadar diken bulunur. Kirpi türlerinin bir tek Malaya kirpisi dikensizdir arkadaşlar. Yani bu tür, yani kirpiler genelde tehlike anında kendini savunacağı zaman top şeklinde alarak, yani tamamen kapanarak tehlikenin geldiği yöne doğru dururlar. Yani ortalama olarak 18 yıl yaşarlar. Kirpilerin bazı türleri tehlike anında, yani bazı türleri dikenlerini yani gelen avcıya karşı fırlatabilirler. Kendilerini bu şekilde savunurlar. Yani zehirlere karşı oldukça dayanıklıdırlar. Özellikle de yani yılan zehrine karşı dayanıklıdırlar arkadaşlar. Yani böyle bir ki yani insanların dayanabileceğinin kat kat daha fazlasını dayanabilirler yılan zehrine karşı. Genellikle fazla rakımı olmayan yerlerde yaşamayı tercih ederler. Yani bu şekilde ılıman bölgelerde yaşayan hayvanlar genelde kış uykusuna, yani soğuklarda kış uykusuna yatar. Ama yani çöl ortamlarında yaşayan, sıcak bölgede yaşayanlar da genelde yaz uykusuna yatarlar arkadaşlar. Bu kirpiler koşabilir, tırmanabilir ve hatta yüzebilirler. Yuvalarını genelde toprak altına yaparlar. Yani yosun ve yaprak tarzı bitkilerle içini doldurarak bir ortam oluştururlar. Yani bunları nasıl taşırlar? Onu da kısaca özetleyeyim. Yani beğendiği bölgeden, yani gözüne yani o yuvaya yuvalık olacak şekildeki yaprak ve yosunları üzerinde yuvarlanarak dikenlerine batırırlar ve bu şekilde taşırlar. Dikenlerin üzerine taşırlar arkadaşlar. Bu yani şöyle anlatayım. İki tür yuvası vardır. Yani yaz içinde özel yuvası vardır, kış içinde. Hatta yavrulamak için de özel bir yuva yaptıkları görülmüştür. Gebelik süreleri 30 ila 39 gün arasında değişebilir. Gözleri kapalı olarak yaklaşık yani 4-5 tane yavru doğururlar arkadaşlar. Bu ilginç olan yanı doğumdan birkaç saat sonra bu yavruların dikenleri çıkar. Yani ve hızla büyürler. Yani bu kirpiler çoğunlukla solucan böyle yani kın kanatlılar, yani öyle diyeyim. Kurbağalar, kabuksuz böcekler, sümüklü böcekleri, yani fare, yılan ve yılan yavruları, yani bazı yılanların yavrularını da yerler. Yani çok mecbur kalmadığı sürece yani bitki tüketmezler ama mecbur kalırsa bitki de tüketirler arkadaşlar. Yani bu besin zincirinde en çok beğendikleri yılandır. Yani yılanın amansız düşmanlarıdır arkadaşlar. Yani dişi kirpiler erkeklerden daha güçlüdür. Yani daha dişi kirpiler yani yavruları da götürdüğü için yani çok müthiş bir mücadele verirler bu konuda. Yapılan bilimsel araştırmalarda kirpi itinin yani filastalına, egzamaya, mayasıla ve hatta hemoroid, yani bazı sırada iyi geldiği tespit edilmiştir. Hatta doktorlar direkt önerir, yani kirpi etini önerir arkadaşlar. Ben de bu durumu biraz önemsiyorum. Yani eti şifalı olduğu için biraz nasıl pişirildiğine yönelik de anlatmak istiyorum. Yani kısacası nasıl pişirilir? Yani şimdi akılda zaten yemek deyince ne olacak, ızgarası mı olacak gibi hemen öyle bir fikir uyanıyor. Böyle değil. Ben kısacası nasıl yenildiğini, yani bir doktorun nasıl, niçin tavsiye ettiğini ve nasıl yenildiğini de biraz bahsedeyim arkadaşlar. Kısacası özetleyeyim hemen. Kaynar suda yani olabildiğince kaynatılır. Zaten yeterince kaynayınca dikenlerin hepsi dökülür. Ve pişime, yani yumuşadığı zaman, et pişime hazır olduğu zaman derisi soyularak tüketilir arkadaşlar. Yalnız şöyle, yani bunu şifa niyetine, yani doktor tavsiyesi üzerine yemek lazım. Yani zaten çok sık, yani çok sık görülen bir tür değil. Bu şekilde incelemiş olalım arkadaşlar. Umarım faydalı bir şeyler aktarmışızdır.